Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda soru çözmeye devam ediyoruz. En son 1200 puanda kalmıştık ve 1200 puandan 1300 puana çıkmaya çalışacağız bu videomuzda diyelim. Ve yeni sorumuzda soru çözmeye devam ediyoruz. Şimdi önceki videolarda konuştuğumuz gibi şart kuralımız devam edecek arkadaşlar. İlk başta şart çeken hamlelere, olmazsa alış yapan hamlelere, olmazsa sizi tehdit yapan hamlelere bakacağız. Ve bu kuralımız şu anda devam ediyor. Şart çeken hamlelere baktığımız zaman vezir C1 şah çekme hamlesi aslında aralarında en uygun olan. Çünkü vezir F1'e şah F1 var zaten. Bu yüzden vezir C1 daha uygun gibi gözüküyor. Vezir C1 hamlesinde rakibin tek hamlesi şah G2 hamlesi oluyor. Ve şah G2'den sonra siyahlar aslında şah çekmeye devam ederek çok güzel bir mat atağı kuruyor arkadaşlar. Ve F3 hamlesinden sonra aslında kalenin piyonu korumasıyla birlikte rakibe şah çekiyoruz. Rakibin şahı sadece H3 karesine oynayabiliyor ve o pozisyonda da vezirimizi F1 noktasına gelerek bu çaprazdan rakibi mat edebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden vezir C1 ile başlıyoruz. F3'ümüzü oynuyoruz. Vezir F1 matımızı yapıyoruz diyelim. Hemen yeni sorumuza geçiyoruz. Yeni sorumuzda yine çok güzel bir soru. Rakip en son filini A6 karesine oynadı ve şart kuralımız devam ediyor. Rakip şu anda bizden fil öndeydi. Fakat yaptığı son hamle gerçekten çok yanlış bir hamle oldu. Ve burada aslında bu fili kaybedecek arkadaşlar. Bunu da şöyle yapacağız. İlk başta şah çeken hamleye baktığım zaman kale A5 gözümüze çarpan hamle olur. Rakibe şah çekeriz. Rakibin şahı şu anda 4. yataya doğru hamle yapamıyor. Çünkü piyonlar var. Sadece 5. yataydan 6. yataya doğru çıkabilir. Başka bir hamlesi bulunmaz. Ve buraya doğru çıktığı zaman da biz tabii ki de fili alırız ve arkadan kaleye baskı yapmaya başlarız. Bu yüzden kale A5 şah çekme hamlesiyle başlamak aslında burada bir fili kazancı neden oluyor. Kale A5 şahımızı çektik. Rakip şahın E6'ya kaçtı. Biz de kaleyle fili aldık ve tehditlerimiz devam etti. Burada bir geçer piyonumuz var. Burada bir geçer piyonumuz var. Bu kalenin buradan sapmasıyla birlikte burada da geçer piyonumuz var. Ya yani oyun sonunda kale takasından sonra kazanacağız arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Yine çok güzel bir soru. Rakibe aslında 5. yatağın şah çektik ve rakip de çok tehlikeli olan şah H4 hamlesini tercih etti. Şimdi şah H4 hamlesinden sonra aslında çok kolay bir şekilde rakibi mat edebiliyoruz arkadaşlar. Soruyu görür görmez bence bu matı herkes bulmuş diye tahmin ediyorum. Çünkü puanımız yükseldi. Artık 1200 puanlardayız ve yaklaşık 500 puan artış gösterdik. Ve artık kurallara çok hakimsiniz. Ben de bu yüzden sizlere güvenerekten ne yapıyorum? Biraz da hızlı soruları size anlatıyorum. Yavaş yavaş videolarımız arttıkça bu şekilde olacak. Ben de o yüzden yavaş yavaş alışın diye biraz tempomu arttırmak istedim sizler için. Burada tabii ki de ilk gözümüzü çarpan hamle G3 hamlesi olur. Çünkü rakibin zaten şahını kısıtlayan bir kalem var. Kalem burada kalsın ki rakibin şahının 5. kata çıkmasını engellesin. Bu yüzden piyondan destek almalıyız. Eğer G3 oynarsak rakip çok güzel bir şekilde mat olmuş oluyor. Hemen devam edelim. Yine çok güzel bir soru. Yine bir mat sorusu. Normal şartlarda pozisyonu çok geriyiz. Rakipte vezir var, at var ve burada geçer piyonu var. Bizim ise kale filimiz var. Tabii geçerimiz var ama şu anda çok gerideymiş normalde. Ama aslında rakip şahı sıkıştırmamız sebebiyle ve sıra bizde olması sebebiyle burada rakibi çok kolay bir mat atağına sürükleyebiliyoruz. Bunda kale fil uyumuyla bunları beraber çalıştırarak rakibi mat edeceğiz arkadaşlar. Şu anda zaten kale fil uyumuyla bir şah çektik rakibe ve rakibin şahını yanlış kare olan H1 karesine doğru gönderdik. Ve buradan sonra aslında mat yapmak çok basitleşiyor. Çünkü kale F1 şah çekersek rakibin tek hamlesi şah G2 olur. Ve bu pozisyonu aslında kale G1 şah çekeriz. Çünkü filimiz uzaktan kaleyi korur. Rakibin şahına baskı yaparız. Rakibin şahı F2'ye kaçamaz. Oraya fil koruyacak. H3'e kaçamaz. Oraya piyon koruyacak. F3'e kaçamaz çünkü piyonlarımız koruyacak. Derken rakibi mat edeceğiz. Kale F1, kale G1. Şart kuralımızın şeysi tüm hızla devam ediyor arkadaşlar. Yine çok güzel bir soru. Yine bir mat sorusu. Aslında satrançta fil çifti çok önemli. Ve iki filin yan yana gelmesi çok önemli arkadaşlar.
Ve bu pozisyonda aslında iki fil yan yana geldiğinde ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir soru bence bu. Şimdi rakibin şahı şu anda D5 karesinde ve görüldüğü üzere şu anda çok fazla bir kareye gidemiyor. Ve biz de bunu kullanmaya çalışacağız aslında arkadaşlar. Acaba bunu nasıl kullanabiliriz? İyi sorgulayacağız. Ve ona göre soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi biraz inceleyelim pozisyonu. Normal şartlarda eğer ben şah çekecek olsam rakibe tabii ki tek hamlem fil F3 hamlesi olurdu. Ben fil F3 hamlesi yaptığımda rakibin ise tek kaçacağı yer C5 karesi. Şimdi C5 karesine kaçtığımda B6'dan kaçmak isteyecek. Ama benim bir de siyah filim var. Eğer siyah fili de E3 karesine kullanırsam aslında iki filin yan yana gelmesiyle birlikte rakibe çok ciddi bir atak yapacağız. İki fil yan yana gelecek ve bütün alanı kapatacak arkadaşlar. Ve rakibin aslında şahını hareket ettirmeyeceğiz. Rakip alanını kısıtlayacağız diyelim. Ve burada da çok güzel bir fil çiftiyle mat yapma varyantı var. İlk başta fil F3'te başlıyorum. Rakibe şah çekiyorum. Rakip şah C5 oynadığında ise file 3 geliyorum ve rakip çok güzel bir şekilde mat ediyoruz. Yine şart taktiğini kullandık. Şart çekiş, alış, tehdit, şey harfinden devam ediyoruz arkadaşlar ve çok güzel bir mat yapmış olduk. Hemen devam ediyoruz. Yeni sorumuz geldi. Yeni sorumuz aslında benim çok önemsediğim tarzda bir soru oldu. Şöyle ki bir satranç maçında bir taşın aslında korunmaması, korunmayan taş kavramı çok önemlidir. Şimdi bakıyorum beyazların korunmayan taş kavramı yani korunmayan taşı hangisi acaba? Şimdi bu filleri koruyorlar. Kim koruyor? Bu fili şah koruyor. Bu fili piyon koruyor, şah koruyor, kale koruyor. Yani bu filler ve şah aslında güvende. Fakat kale güvende değil. Çünkü kaleyi koruyan kimse yok arkadaşlar. Şu an rakip kale öyle bir yere oynadı ki aslında çok riskli. Çünkü ben hem şah çekip hem de kaleyi aynı anda isteyebilseydim rakibin kalesi düşecekti ve ben de bunu yapmaya çalışacağım aslında. Şimdi şart kullanımıza bakıyoruz. Nerelerden şart çekebiliriz? Tabii ki vezir E2 şart çekmek veya vezir D1 şart çekmek çok anlamlı olmayacak. Çünkü rakip beni o pozisyonda yiyecek. Vezir G2 şart çekmek olabilir. Fakat şart çektiğim zaman rakibin kalesini istediğim bir yere gelemiyorum. Ve rakip şahını kaçarak ve araya fil kapatarak bu tehlikeyi önleyebilir. Ama eğer ben vezir B4'ten şah çekersem işte o zaman hem rakibin kalesini hem de şahını aynı anda istemiş olurum. Rakip şahına çözüm bulduğu zaman, şahını güvenli bir kareye kaçtığı zaman ve önüne piyon kapattığı zaman da ben hemen kale yiyeceğim arkadaşlar. Bu yüzden vezir B4 şah çekmek çok önemli. Rakibin korunmayan taşını tespit ettik ve dedik ki aynı anda acaba iki taşı nasıl isterim? Birincisi korunmayan taş, ikincisi şahı istemek. Şu anda ben bunu yapıyorum. Ver şahı diyorum, ver korunmayan taşı diyorum ve şah çekiyorum rakibe. Rakip kaçıncı da korunmayan taş olan kaleyi hemen ele geçirdik. Yeni sorumuz geldi. Rakip son hamlesinde vezire dönüştü. Aslında çok doğal gözüken iyi bir hamle yapmış gibi gözüküyor. Fakat arkadaşlar bu hamlenin aslında rakibe çok büyük zarar olacak ve rakip birazdan mat olacak. Ama bunu da şu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu pozisyonda eğer ben de vezire dönüşürsem bu bir hata olur. Çünkü rakip beni kaleleyer ve onu kaleleyerim. Rakip beni şahlayar ve toplamda bir vezir önde olduğu için rakip maçı kazanır arkadaşlar. Bu yüzden daha dikkatli olmak zorundayım. Yani ben vezire çıkmam gerekiyor evet ama şu an bunu başaramıyorum. Çünkü kale şu anda B8 noktasını görecek arkadaşlar. Bu yüzden ben hemen vezir çıkmamalıyım. Bu yüzden pozisyonu düşünmem gerekiyor. Yine şat kuralına bakıyorum. Şat kuralının şeysinden gidiyorum. Yani şah çekme hamlesinden yola çıkıyorum. Şimdi baktığım zaman pozisyona B8 vezir ışığında tek hamle kale C8 zaten. Buradan şah çekebiliyorum. Peki buradan şah çekince rakip nereye kaçabiliyor? Rakibin tek hamlesi şahı B6'ya doğru kaçmak aslında. Fakat rakip şahı B6'ya kaçınca arkadaşlar ben çok güzel bir şekilde artık vezire dönüşüp rakibe şah çekebiliyorum. Ve rakibi aslında merdiven matı temasına bir nevi sokmuş oluyoruz. Çünkü o pozisyonda rakip sadece A hattına kaçacak. Ve isterse kaleyi alabiliriz, istersek mat alanı devam ettirebiliriz. Yani o pozisyonu kazanacağız arkadaşlar. Vezirimizi güvenli çıktık.
ve rakibe şah temposuyla çıkmış olduk. Yani şunu demek istiyorum. Kale C8 şah, rakip B6'ya kaçınca vezire dönüştük ve maçı kazanmış olduk. Hemen devam ediyoruz yeni sorumuzda. Yeni sorumuz da çok güzel bir soru. Bu soruda rakip en son kale B1 hamlesini tercih etmiş. Fakat görüldüğü üzere burada vezirin kaleye bakma durumu ve burada ata da baskımız var. At da aslında bir yerde kaleyi korumaya çalışıyor ve bu piyon da vezirin kaleye bakmasını engelleyen bir piyon. Bakalım nasıl yapacağız. Ama ilk başta elbette ki şah çekme hamlesine bakacağız. Fakat bu pozisyon arkadaşlar şah çekme hamlem bulunmadığı için ben alış yapan hamlelere bakıyorum. Yani bir taşı yiyen hamlelere bakıyorum. Şimdi baktığım zaman da mantıklı iki tane hamle var zaten. Ya at C3 alabilirim ya da fil E5 alabilirim. Diğer yeme hamleleri çok mantıklı değil. Çünkü mesela ben bunu alsam rakip beni alacak olmayacak. Vezir B2 alsam rakip beni alacak olmayacak. Yani aslında her alma hamlesine bakmama gerek yok. Bazılarını hemen bir saniye içinde zaten eleyebiliriz arkadaşlar. Burada da aslında fil E5 de çok faydalı bir hamle olmaz. Zaten bu tarz pozisyonlarda siyah fil çok kuvvetli arkadaşlar. Çünkü benim şu anda siyah filim bütün siyah kaleleri kontrol ettiği için ve savunmada yer aldığı için şahımı çok iyi koruyor ve aynı zamanda uzun çaprazda yer aldığı için bir fianchetto fili olduğu için aslında çok kuvvetli bir fil. O yüzden o fili kolay kolay bir ata karşı zaten değişmemeliyim. Bu pozisyonda taş kazancı da yok. Devamında bir kazancım da yok. O yüzden filli atı zaten almamalıyım. Geriye kalan seçenek ise atlı atı almak zaten. Ki bu ilk baktığımız doğru mantık. Çünkü vezirin kaleye bakması benim bu piyonu saptırmak, atı da ortadan kaldırmak istemem sebebiyle atla atı almak çok güzel bir seçenek olur. Çünkü rakip beni piyonla edindi. Rakibin kalesini bedavaya alabiliyoruz. Hemen atla atı yiyoruz. Rakip bizi yiyor. Vezirle kaleyi aldık ve çok güzel bir şekilde kazanmış olduk. Evet, belki de bu videomuzun son sorusuna denk geldik. Çünkü 1300 puan olmak üzereyiz arkadaşlar. Rakip son hamlesinde vezir F6 hamlesini tercih etmiş. Bakalım bu hamleye karşı biz neler yapabileceğiz. İlk başta tabii ki de şah çeken hamlelere bakalım. Ama şah çeken hamlelere baktığım zaman burada fil F5 ve vezir F5 gözüme çarpıyor. Başka bir şah çeken hamle yok. Fakat bu iki şah çekme hamlesi de benim işime yaramıyor aslında. Çünkü ben fil F5 alsam rakip fil F5 ve vezir F5 alır. Yani ben fil kaybederim. Vezir F5 alsam rakip zaten beni fille alır. Vezir kaybederim. Yani ben iki taşla istiyorum. Rakip iki taşla koruyor. Bu sebepten dolayı ben şu anda F5 piyonunu zaten alamıyorum arkadaşlar. Alırsam zararlı çıkıyorum. Peki ne yapmalıyım? Rakibin aslında acaba koruyan bir taşını yok edebilir miyim? Sonra ona taktik yapabilirim diye bakacağım. Bunun için arkadaşlar ŞAT yani şart kullanı şahına baktık olmadı. Alış yapan hamlelere bakacağım. Alış yapan hamlelerde zaten bu hamleleri incelemiştik. Bu hamle olmadığına karar vermiştik. Başka bir alış yapan hamlem ise kale çarpı E6. Yani kaleyle fili almak. Bu aslında mükemmel bir hamle. Çünkü rakip eğer bizi vezirle alırsa işte o zaman rakibin veziri E6'da kalır. Şah E7'de ve fil F5 geldiğim zaman ver bana veziri, ver bana şahı derim. Vezirin de arkadan desteklediği için aslında rakipten bir vezir kazanmış oluruz arkadaşlar. Çok güzel bir taktik yapmış oluruz. Bu yüzden biz kale çarpı E6 aldığımızda rakip vezirle bizi yiyemez. Yerse vezir kaybeder. Yemezse de fil kaybeder arkadaşlar. Yani her türlü aslında maçı kaybediyor. Bu yüzden kale çarpı E6 çok güzel bir alış hamlesi. Rakip bizi aldığında ise fil F5 geliyoruz. Ve rakip bizi aldığında vezir F5 gelerek çok güzel bir şekilde matımızı diyorum. Sorumuzu çözüyoruz ve videomuzu tamamlıyoruz diyecektim. Güzel bir şekilde 1300 puan olduk ve 1200 puandan 1300 puana kadar yükselmiş olduk arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. 100 puan 100 puan artmaya çalışıyoruz. 700'den başladık, 1300'e geldik ve güzel bir şekilde ben sizlerle soru çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi pratik ve soru çözümü. Bunlar çok önemli ve ben de bunlara ağırlık veriyorum şu anda YouTube kanalımızda ve sizler için videolar çekiyorum. Bu yüzden lütfen sizden videoları izleyin.
Hem de aynı benim yaptığım gibi bu şekilde lütfen maçlar yapın ve sorular çözün. Pratik videolarımız kanalımızda var ve şu anda soru videolarımız da kanalımıza yükleniyor. Her gün yüklenmeye devam ediyor. Lütfen videoda takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Pratik yapmaya devam, soru çözmeye devam diyorum.